İyi akşamlar. Sağ ol, günlük grafik. Yani geçen hafta şu daha önce çizmiştim şu kırmızıyı da geçen hafta ayın 4'ünde neredeydik? Yani bir direnç 16 civarındaki dirençten hafif salmış o gün. Kırmızı 50 ortalama veya kırmızı aynı yerde zaten 15 civarlarında yer alıyorlar. 15 civarına doğru salıp oradan bir miktar daha devam et. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Sabancı Holding, yanlış biliyorsam uyarın ama geri alım yapıyor yani. Şirkette bir geri alım yapıyor diye hatırlıyorum. Tabii şirketin geri alım yapması kesin yükseliş anlamına gelmiyor. Önce onu bir uyarayım. Yani çok negatif örneğini de veririm. Şirket piyasayla başa çıkamaz. Onu söyleyeyim. Yani piyasanın canı satmak isterse, kötü bir haber olursa ona güvenip de iş yapmak biraz zor. Şirketin de desteği var ama onu da söylemeye çalışıyorum. 16'ya doğru zorluyor. Yani 16 geçmeden biraz rahatlayamıyor bu grafik. 16'ın üstüne kapanışları yapmadan daha önce bir şurada 16-10 kapanış yaptık. Onun dışında bir de bu negatif bir mum. 21 Şubat'taki mum ama 16.02 kapanış yaptık. Onun dışında 16'ın üstüne kapatamadık Sabancı Holding'de. Tabi bu trende uyduğu müddetçe bunun zamansallığı var yani. 27 Nisan'da ya majör direnci kırar veya işte kırmızıyı kırar. O zaman da aşağı doğru bir gidişat bekleyebiliriz. Onu da söyleyeyim. 16'nın üstü önümüzdeki hafta aranır. Yani bu biraz daha kararlı devam edecekse, çok süründü şimdi. Desteği çok sürünüyor yani. Biraz daha kararlı devam edecekse o 16'nın üstündeki kapanışlar piyasayı bir miktar daha, eğer satıcı gelmezse oralarda tabii yani 16'ya gittiniz işte 16 10 16 20 gün içi oradan satıcı geliyor. Onun bir anlamı yok. Tekrar düştü 15.90'a. Kırıldı sayamazsınız yani. Mutlaka kapanışlar, iki kapanış en azından almak lazım o kısımda. Arkasından 17, 17, 17.5 civarındaki o bandı takip ederiz. Yani muhtemelen piyasa oraya doğru da hareketlenir diye düşünüyorum. Kırılımı görebilir. Ya bazen bu kırılımlar hızlanmaya neden oluyor. Bazen beklediğiniz hızlanma olmuyor mesela. Bugün Tüpraş, ben 200 kırıldı Tüpraş'ta, ben söylüyordum. Yani 200 önemli bir dirençti. Üstüne yerleşti. Ya bugün bilmiyorum, bakmadım ama şimdi üstüne yerleşmişti. Kapanışını da yaptı ama mesela baktım çok heyecanlanmadı piyasa. Bir 204-205 oldu. Yani ben hızın biraz daha artmasını beklerdim açıkçası Tüpraş bakımından. İşte onu kontrol etmek lazım. 16'nın üstüne kapatıyor mesela. Bir hız kazanıyorsa orada bir daha bir miktar daha getiri beklenir yani. Öyle bir durumda yukarı doğru biraz daha adımların büyümesi olasıdır. 4 gündür hacimler biraz yükselmiş. Şu tabii şeyden beri 50 ortalama teması, kırmızı temasından beri bir miktar hacimlenmiş. O olumlu. Demet üstü de varmış. 75 kuruş 1 Nisan'da. RSI yani çok toparlanamamış. Hala 55'te. Yani çok kötü bir yerde değil. Ama hani şey, çok neşeli bir görüntüsü yok RSI'nin açıkçası. Şöyle bir 60'ların üstüne güçlenmesi olumlu olur. Sabancı Holding'de yani 60 RSI'nin üstünü aramak lazım diye düşünüyorum. Şeyde MACD'de henüz bir al kesmemiş. Ama hani bir aşağı momentum yok. En azından onu söylemek tabii mümkün bu göstergelerden. Biraz bir diyorum ya, 16'nın üstüne bir güçlenirse iyi olacak. Yoksa yani bu daralma tabii devam ettikçe, yani dirençler böyle zamansal olarak güçlendikçe son zor oluyor. Orayı kırmak da çok zor oluyor. Bir daha yani çok çabuk tepki gelebiliyor. Eğer bu sefer alışıyor piyasa, her 16'ya gidişinde ben bir satayım diyor. Her 16'ya yaklaşmada ben bir satayım diyor. O hoş bir görüntü olmuyor. Ya ben borsada da aynı şey var. İşte 2050'yi geçemedik, bayağıdır 2050'yi geçemedik. Geliyoruz 2050'ye, hep oralarda bir miktar satış, fren. Alıcılar bir çekiliyor. Şöyle biraz bir tedirgin bir konuma geçiyor piyasa. Neyse ki bugün bir miktar üstünde kapattık. Onu da pazar günü anlatırız. Herkese iyi akşamlar.